Bir çay daha ister misin? Sağ ol Dudu, kafi. Ay çok hoş. Ay şu kadarcık halini. Sağ ol Dudu. Kafi demiyor musun? Çok komiğime gidiyor. Ne yapalım? O gençlik iksirini bana lıkır lıkır içirmeseydin bu kadar küçülmeyecektim. En azından seninle aynı yaşta falan görünecektim. Sinir etme beni. Gülme. Tamam tamam. Bak hala gülüyor. Sen getirdin beni bu hale. Gülme. Ay tamam. Tamam işte. Bak sana ne soracağım. Acaba ihtiyarlık iksiri diye de bir şey var mı? Ayol niye olsun? Kim ihtiyarlamak ister ki? Ne bileyim, bu gençlik iksirini düşünen Periliçe mantık olarak onu da düşünmüştür dedim. Oo, gençlik iksirini bulması 100 senesini aldı. Bir de onu bulmaya kalksa. Anladım. Beklemeye ömrüm yetmez. Ne de olsa ben faniyim. Ay lep demeden leblebiyi anlıyorsun yani. Aa, üzülme. Daha bana tam olarak iyilik yaptığını hiç görmedim ki. Buna da şükür demekten başka çare yok. Neyse, ben Eda'lara gidiyorum. Geliyor musun? Eda'lara mı gideceğiz? E görünmeziz. Eda bizi bu halde görünce Perihan'a söylemez mi? Ay tabii ki söylemeyecek. Ama bunu saklarsa Perihan'dan ceza alacağını bilir. Aa, söylemez. O bizim kızımız, bunu göze alır. Geliyor musun, gelmiyor musun? Geleyim ama sonra da bir Betüş'e uğrarız. Çileği bir görürüm. Ama önce sihirli aynadan bakalım Yavuz evde mi? Bu torun Eda'yı deli edecek. Annelik kolay iş değil, görsün bakalım. Çocuk gibi, onunla bebek olup inatlaşıyor. Olgunlaşmadan ona çocuk doğurma dedim. Dinleyen kim? Sen de genç anne olmuştun. Bak iki tane evlat büyüttün. O da becerir. Hiç sanmıyorum ama umarım. Hadi gidelim. Bu ne? Sihirli aynanın mesaj sinyali. Perihan'ın bıraktığı mesaj olmalı bu. Dudu, Taceddin, bütün şatoyu aradım, sizi bulamadım. Aynadan mesajımı alır almaz hemen beni çağırın, olur mu? Önemli bir şey değil. Size bir şey mi oldu diye merak ediyorum. Görüşürüz. Ne düşünüyorsun? Bütün gün kızlarla olacağız ya. Bizi aramasın, oraya gelmesin diye onu kaybolmadığımıza ikna edecek bir şey bulmamız lazım. Peki ne? Tamam, buldum. Seyret. Perihan! 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 Dudu, neredesiniz periler aşkına? Sabah şatoya geldim, yoktunuz. Ha, sihirli aynadan mesajını aldım canım arkadaşım. Taci'yi gezmeye çıkarmıştım, şimdi döndüm. Bahçede de yoktunuz. Bahçede değildik, bulutlara gittik. Ay temiz hava, mis gibi, çok iyi geldi. Şatoda mısınız şimdi? Geleyim mi? Ay, şatodayız da değiliz, çıkacağız. Sen merak etme diye seslendim Perihan'cığım. Bu defa nereye gidiyorsunuz? Şöyle bir gezelim dedik. Taci'nin canı istedi. Benim de işim gücüm yok. Hadi çıkalım Taci dedim. Tuhaf. Taceddin'le senin bir arada gezdiğin pek görülmüş şey değildir de. Bana bak. Taceddin'e bir şey falan yapmadın değil mi? Ay çok komiksin Perihan. Ne yapabilirim ben Taci'ye? Yanımda işte. İstiyorsan o da sana seslensin. Bana inanmıyorsan ona sor. İyi olur. Bir dakika. Hadi konuş. Merhaba Perihan. Merhaba Taceddin. İyi misin? Evet çok iyiyim, hiç merak etme. Dudu gezmeye gideceğinizi söylüyor. Doğru mu? Evet doğru. Nedense bugün ne istersem yapıyor. Şatoya döner dönmez bana haber verin. Mutlaka sizi görmek istiyorum. Tabii tabii veririz. Görüşürüz. Nasıl haber vereceğiz? Gelirse bizi görür. Ay bunu nasıl hallettikse onu da hallederiz. Hadi gidelim. Dur elini tutayım da öyle gidelim. Hop hop sarkmayalım. Ya kötü bir niyetim yok. Beraber gidelim diye dedim. Hadi tut elimi. Sen tutmazsan ben tutarım. Neden sen hala dedenin yanına gitmedin? Hani o benim gibi her şeyden şikayet etmiyordu? Hani onu daha çok seviyordun? Biz geldik. Anneanne. Anne. Bu sen mi?
Evet. Ben de baban. Peki siz nasıl bu hale geldiniz? Şşt, kimseye söylemeyeceğini and iç. Ne yaptınız da bu hale geldiniz? Perihan'a söylemeyeceksin. Eğer söylersen mahvoluruz. Bence anladı. Gençlik iksiri içtiniz değil mi? Evet. Çak. Ay, niye çıkıyorsun? Ay, bu olmaması gereken bir şey ne? Anne. Ya anne, siz gerçekten hep böyle mi kalacaksınız? Ne o? Beğenemedin mi canım? Yani neyse de ama sen... Ama sen ne demek? Benim neyim eksik? Gencim, güzelim. Ay baksana ne kadar hoş oldum. Yani bizi yan yana görenler ana kız olduğumuza inanmayacaklar. Ay siz kardeş misiniz diyecekler. Ama sen o iksiri bunun için içmedin herhalde. Herhalde onun için içtim. Kendime genç bir peri bulacağım. Terbiyesiz. Sen ona toruna iyi bakamıyorsun. Yaşlandın demişsin. O yüzden gençlik iksiri içeceğim. Eda'ya gününü göstereceğim demişti. Anne. Ay vallahi başta öyleydi. Ama sonra baktım çok genç ve güzel oldum. Fikrimi değiştirdim. Kendime genç bir koca bulacağım. Dudu. Tabii ki torunuma daha iyi bakabilmek için. Koca için değil herhalde. Ay Dudu. İyi, tamam tamam. Hemen öyle havalara girme. Ay. Anne sahiden bunun için mi içtin iksiri? Tabii onun için. Ay. Babana da ömrü uzasın diye içirdim. Ay canım annem. Ne dedi ne dedi? Ay sen de her şeyi bilmeyi ver. Hadi git çilekle oyna. Aa, doğru, o da oyun oynamak için bir arkadaş arıyordu. Gidip ona eşlik et. Tamam da damdan düşer gibi nasıl gideceğim? Doğru. Biz beyaz bir yalan bulup seni sihirle oraya yollarız. Ama Taci olduğunu başka kimseye çaktırma. Sakın ha sakın. Tamam Dudu. Pembe rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem babam ve bizlerle hayat renk.